şimdi de sen bir hikaye anlat bakalım. İyi de ben hikayeyi bilmem ki. Yok canım, öyle şey olur mu? Sende ne hikayeler var? Sanki bilmiyoruz. Rahat dur kızım. Kızım öyle nereye bakıyorsun? Hiç. Hangi hikayeyi anlatacağımı düşünüyordum da. Ha, bir şeyler anlatacaksın yani. Evet evet, anlatacağım. Bir su içip geleyim de. E hadi bakalım, merakla bekliyoruz. Kulina, hayırdır, ne oldu? Sen Kulina değilsin. Akıllı kız mısın, aferin. Bak, içeride bir sürü insan var. Beni zor durumda bırakma, lütfen git. Seni zor durumda bırakmak için buradayım Nana. İyi ama ben sana ne yaptım? Bir şey yapman gerekmez. Kulina'nın sevdiği herkesten nefret ediyorum ben. Ne olur beni rahat bırak. Tamam, hemen Kulina'yı çağırıyorum, tamam. Artık Kulina'nın senin sesini duyabileceğini sanmıyorum Nanacığım. Bak Sulina, aranızdaki bu anlamsız kine bir son vermelisin. Senin gibi yeni yetme bir oyuncak mı bana akıl verecek Nana? Artık oyuncaklar dünyasının tek hakimi benim. Bütün oyuncaklar benim emrime amade. Ve sana gelince senin için de hiçbir şey eskisi kadar kolay olmayacak Nana. Ben gidip bir Nana'ya baksam iyi olacak. Ne oluyor? Lütfen Sulina, buna bir son ver artık. Sen kiminle konuşuyorsun? Ha, hiç. Anlatacağım hikayeyi toparlamaya çalışıyordum. Biraz önce sanki burada bir ışık patladı. Şimşek, şimşek çaktı ya, o yüzden. Şimşek mi? Sanki odanın içine düşmüş gibiydi. Ya, gerçekten de öyleydi. Hadi gel de hikayene başla artık. Merak etmeye başladım. Geliyor. Git diyorum sana, git. Nihayet gelebildin. Biz de mutfakta yangın çıkardı, niye korkmuştuk? Ne oldu? Yok bir şey. Evet, hadi başla bakalım. Seni bekliyoruz. Git, git. Git, git. Hadi Nana. Ay, gitti gene bunun aklı. Düşünüyorum, konsantre olmaya çalışıyorum. Ay, bu tam deli vallahi. Yapma. İyi misin sen? Ne sayılır. Yeter artık, rahat bırak bizi. Nana, iyi misin? Git, git. Ne oluyorsun kızım? Galiba deliriyor şaka gibi. Yeni mi farkına vardın? Yeter artık. Beni rahat bırak. Bu benim hikayemde geçen önemli bir söz. Kitlen bir. Ne anlatacağım bugün? Demek kendine yeni bir aile buldun. Keşke zamanında bana da o kadar özen gösterseydin. Saçmalama, yeter artık. Ben
seni hep sevdim. Bana karşı nefretle dolu olan hep sen oldun. İyi bir ders hak ettin. Yeter artık. Bu yaptıklarına bir son ver Sulina. Gücün yetiyorsa bana engel ol. Yeter artık. Sen benim kardeşimsin. Seninle savaşmak istemiyorum. İstesen de istemesen de benimle geleceksin. Ah. Oyuncakların hepsi artık benim kölem. Ne yazık ki hayır Sulina. Biz büyük ve güçlü bir aileyiz. Oyuncaklar ülkesinde pek çok tehdit ve tehlike atlattık. Ancak birbirimize duyduğumuz bağlılık ve sevgi sayesinde hepsinin üstesinden geldik. Beni buraya hapsetmiştin. Nasıl kurtuldum sanıyorsun? Oyuncaklarımın bana olan sevgisi ve bağlılığı sayesinde. Her zaman sen kazanacaksın. Öyle değil mi Kulina? Hayır Sulina, her zaman iyilik kazanacak. Dünyayı bilmem ama oyuncaklar ülkesinde bu hep böyle. Her zaman iyilik kazanır biliyorsun. Hadi kardeşim, sen de benimle gel. Oyuncaklar ülkesini birlikte yönetelim. Tamam Kulina, anlaşıldı. Yine sen kazandın. Tüm oyuncaklar senin yanında olduğu için seninle baş etmem olanaksız zaten. Eskisi gibi yine burada yaşayacağım. Ruhumu tutkulardan arındırana kadar, belki de sonsuza kadar. Kardeşim. Git Kulina. Ben mavi ormanda kalacağım. Git, git.